Değerli izleyenlerim, bugünkü Rahman'ın Ayetleri programında Muhammed Suresi 29-38. Ayetler arasını değerlendireceğiz. Ve inşallah bu sureyi bu şekilde bitirmiş olacağız. Allah-u Teala burada bize şöyle bildiriyor. اَمْ حَسِبَ الَّذ۪ينَ ف۪ي قُلُوبِهِمْ مَرَضٍ Yoksa kalplerinde maraz olanlar şöyle mi zannediyor? اَلَّنْ يُخْرِجَ اللّٰهِ اَدْغَانَهُمْ Allah onların içlerindeki kini ortaya çıkarmayacak mı zannediyorlar? Burada kalplerinde maraz olan münafıklar veya ehli iman olduğu halde iman hakikati kalbinde tam yerleşmeyen kimselerdir. Ve bunların içlerinde bir takım menfi duygular var. Bu menfi duyguların açığa çıkmayacağını, kendilerinin bilinmeyeceğini mi zannediyorlar? وَلَوْ نَشَاءُ لَاَرَيْنَاكَهُمْ Eğer biz şayet biz istersek, dilersek onları sana gösteririz. Münafık olanları sana gösteririz. فَلَا عَرَفْتَهُمْ بِسِيمَاهُمْ Sen de onları simalarıyla tek tek tanırsın. وَلَتَارِفَنَّهُمْ فِي لَحْنِ الْقَوْلِ Ama sen onları sözlerindeki lahından, yani sözlerindeki tutarsızlık, sözlerinde verdikleri açıklardan sen onları zaten tanırsın. Vallahu ya'lemu a'malakum ve Allah amellerinizi bilir. Değerli izleyenlerim, peygamberimiz döneminde Medine 10 bin kadar nüfusu olan bir yer ve Medine toptan Müslüman oldu ama içlerinde sayıları bine kadar ulaşabilen bir münafık topluluk da vardı. Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam ana hatlarıyla münafıkları biliyordu. Burada Allah-u Teala peygamberine şunu nazara veriyor. Eğer biz istesek o münafıkları tek tek sana gösteririz. Ama buna lüzum yok. Sen onların konuşmalarında verdikleri açıklardan zaten fark edersin. Üslubu beyan aynı ile insan denilmiştir. Bir batılı yazar diyor ki, dikkat edin, ağzınızı her açışta başkaları oradan içinizi seyreder. Dolayısıyla nasıl ki bir arslan böyle seslendiğinde, sesini çıkardığında onun arslan olduğu sesinden bellidir. Bir kedi de yine ses çıkardığında onun da sesinden bellidir. Biz sesten biliriz ki biri arslan, diğeri de kedi. Ve bir ceylan ne kadar gayret de gösterse arslan gibi kükreyemeyecektir. Demek ki bir insanın iç dünyası konuşmasına yansır. Ve böyle olunca münafıkları sözlerindeki tutarsızlıklardan yakalamak mümkündür. Onlar mutlaka açık verirler ve mutlaka feraset sahibi, basiret sahibi olan bir kimse onlara biraz muhatap olduğunda hal ve hareketlerindeki tutarsızlıklardan, konuşmalarında verdikleri açıklardan onları tanır. Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam şöyle buyuruyor. İttegu firasetel mu'min feinnehu yenzuru bi nurillah. Müminin ferasetinden sakının çünkü o Allah'ın nuruyla bakar. Peygamber Efendimiz en feraset sahibi bir insan. Böyle olunca münafıkları hal ve hareketlerinden tanıması gayet kolay bir durum oluyor. Kur'an-ı Kerim yuraful mücrimune bisimahum buyurur Rahman suresinde. Mücrimler simalarından tanınır. İşte günümüzde mesela emniyette görev yapanlar simalardan da insanlar hakkında az çok bir kanaat sahibi olurlar. Ve bu sahada okumuş olanlar, bunun ilmini tahsil etmiş olanlar bir kitabı okurken kitabı okuyup anlaması gibi veya bir haritaya bakan bir mühendisin haritadan çok bilgileri elde edebilmesi gibi onlar da insanların simalarından çok şeyler çıkarırlar. Hele bir de konuşturduklarında nasıl bir iç dünyaya sahip olduğunu, tutarlı mı değil mi onları ayırt edebilirler. İşte günümüzde beden dili diye tabir edilen durum, eskilerin lisanı hal demiş olduğu durum, insanın aslında iç dünyasını açığa çıkarmaktadır. İnsanın davranışları, sözleri, hal ve hareketleri onun nasıl bir yapıya, tıynete sahip olduğunu anlatmaktadır. وَلَنَّبْلُوَنَّكُمْ Andolsun ki biz sizleri deneyeceğiz, imtihana tabi tutacağız. Hatta nalemel mücahidine minkum ve sabirin sizden Allah yolunda cihad edenleri, sabredenleri
bilelim, ortaya çıkaralım diye ve neblu ve ahbarakum ve haberlerinizi, durumlarınızı bu şekilde deneyeceğiz. Bakalım ne durumdasınız? Bunları ortaya koyacağız. İnnellezine keferu ve saddu an sebilillah, inkar eden, Allah yolundan alıkoyanlar ve şakur rasul min ba'di ma tebeyyene lehumul huda, kendilerine hidayet apaçık belli olduktan sonra peygambere muhalefet edenler, karşı canipte yer alanlar, len yadurullah şey'e, işte bunlar Allah'a hiçbir şekilde zarar veremezler. Ve seyahbitu e'malahum, Allah onların amellerini boşa çıkarmıştır. Yani bunlar bir takım hile hudalarla Müslümanların aleyhinde çok dolaplar çevirebilirler ama neticede Allah onların yaptıkları tuzakları kendi aleyhlerine çevirir, kendileri bundan zarar görürler. Ya eyyühellezine amenu, ey iman edenler, atiullah, Allah'a itaat edin ve atiur rasul, peygambere itaat edin. Ve la tubtilu e'malakum, amellerinizi boşa çıkarmayın. Yani küfür ve küfranla, münafıkane tavırlarla daha önceden yapmış olduğunuz salih amelleriniz varsa bunları boşa çıkarmayın. Demek ki Allah'a itaat, peygambere itaat amellerimizin de bir sigortası oluyor. İtaat yolunda gidersek yaptığımız ameller zayi olmuyor. İnnellezine keferu ve saddu an sebilillah sümme matu ve hum küffar. İnkar eden, Allah yolundan alıkoyan, sonra da kafir olarak ölen kimseler var ya, felen yağfirallahu lehum, Allah onları asla bağışlamayacak. Buradan mefhumu muhalifle küfür üzere ölmeyenlerin günahlarının bağışlanacağını söyleyebiliriz. Yani onların bağışlanmama özelliği bazı şartlara bağlı. İşte küfür içindeler ve Allah'ın yolundan alıkoymaya çalışıyorlar ve neticede de küfür üzere ölüyorlar. Bu durumda olan kimseleri Allah bağışlamayacak. Ama bir başkası bir zamanlar küfür hayatı yaşamış olabilir ve Allah'ın yolundan alıkoymaya çalışmış olabilir. İşte Halid bin Velid buna bir misaldir. Halid bin Velid Uhud Harbi'nde Müslümanların mağlubiyetine vesile olan komutandır. Ama aynı Halid bin Velid daha sonra İslam ordularının başkumandanıdır. Dolayısıyla bir zamanlar onun küfür içinde olması sonraki hizmetlerine engel değildir. Ve bir insan fıtratı selime üzere doğar, günahlardan masum olarak doğar. Kendi iradesiyle kendini epey kirletmiş olabilir günahlarla ama hidayet ilahiye imdadına yetişir ve ihtida eder. Bunun neticesinde eski hayatı çizilir. Eski hayatından sual edilmez ve İslam'a girdikten sonra açılan yeni sayfada yaptıklarının karşılığını görür. فَلَا تَهِنُوا وَتَدْعُوا اِلَى السَّلْمِ. Gevşeklik gösterip de barış istemeye mecbur kalmayın. Bu da savaşla alakalı bir hüküm. Surenin başında da savaşla alakalı bazı hükümler yine geçmişti. İslamiyet'te barış aslında reddedilen bir şey değil. Tevbe suresinde ifade edildiği üzere وَاِنْ جَنَهُ لِسِّلْمِ فَجْنَهْ لَهَا. Eğer onlar barışa yanaşırlarsa sen de barışa yanaş. Kur'an-ı Kerim böyle ifade ediyor. Ama burada nazara verilen ve reddedilen durum mağlup olup da barışa mecbur kalmak. Bu uygun değil. Yani zillet içinde barışa mecbur kalmak bu uygun bir şey değil. وَاَنْتُمُ الْاَعْلَوْنَ. Siz en üstünsünüz. Yani Müslüman en üstündür. Dolayısıyla bir tek Müslüman bile kainata bedeldir. En üstün siz iken düşman karşısında mağlup olup da zillete maruz kalıp da barış istemeye mecbur kalmayın. Çünkü Kur'an-ı Kerim onlar için kuvvet hazırlayın buyuruyor. Ve Allah düşmanı, din düşmanı olan kimselerden söz ediyor. Ve onlara karşı elbette iyi bir kuvveti elde etmek lazım. Ta ki onların karşısında zillete maruz kalınmasın. Vallahu ma'akum, ve Allah sizinledir.
yani teyidiyle, yardımıyla Allah ehli imanla beraberdir. وَلَنْ يَتِرَكُمْ اَعْمَالَكُمْ Ve Allah amellerinizi zayi etmez. Allah amellerinizi boşa çıkarmaz. اِنَّمَا الْحَيَاتُ الدُّنْيَا لَعِبٌ وَلَهْوٌ Dünya hayatı ancak bir oyun ve eğlencedir. Yani savaşla alakalı hükümler nazara verilince insan bunlara nefis itibariyle zorlanabilir. Dünya hayatı kendisine çok cazip gelebilir. Bu açıdan dünya hayatı ne? Buna da temas ediliyor. Dünya hayatı bir oyun ve eğlencedir. وَاِنْ تُؤْمِنُوا وَتَتَّقُوا Eğer siz iman eder ve sakınırsanız يُؤْتِكُمْ اُجُورَكُمْ Allah sizin mükafatınızı, ücretinizi verir. وَلَا يَسْأَلْكُمْ اَمَّالَكُمْ Ve bütün mallarınızı sizden istemez. Yani Allah yolunda yapılacak cihadın mali boyutu da vardır. Allah bu konuda belli oranlarda sizden mal ister. Zekatta 1/40 olması gibi bütün malınızı sizden istemez. اِنْ يَسْأَلْكُمُوهَا Eğer hepsini sizden istese فَيُحْفِكُمْ ve bu noktada sizi çıplak bıraksa, ısrar etmiş olsa bütün malınızı vermeniz için تَبْخَلُوا O zaman cimrilik yaparsınız. وَيُخْرِجْ اَدْغَانَكُمْ Ve Allah sizin kinlerinizi, içinizdeki kötü duyguları o zaman açığa çıkarır. هَا اَنْتُمْ هَا اُولَٰئِمْ İşte siz o kimselersiniz ki تُدْعَوْنَا لِتُنْفِقُوا فِي سَب۪يلِ اللّٰهِ Allah yolunda infak etmek için davet ediliyorsunuz. Allah yolunda vermeye çağrılan kimselersiniz. فَمِنْكُمْ مَنْ يَبْخَلْ Ama bir kısmınız bu konuda cimrilik gösteriyor. وَمَنْ يَبْخَلْ فَاِنَّمَا يَبْخَلُ an nefsi Kim cimrilik yaparsa kendine yapmış olur. Yani Allah yolunda vermemekle kendine zarar eder. وَاللّٰهُ الْغَن۪ي وَاَنْتُمُ الْفُقَرَى Allah ganidir, siz ise fukarasınız. Yani servetiniz olsa da fukarasınız, bir şeyiniz olmasa yine fukarasınız. وَاِنْ تَتَوَلَّوْ يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ Eğer siz yüz çevirecek olursanız Allah başka bir kavim getirir. ثُمَّ لَا يَكُونُوا اَمْثَالَكُمْ Sonra onlar sizin gibi olmazlar. Değerli izleyenlerim, burada Allah-u Teala Allah yolundaki cihadın mali boyutuna dikkat çekti. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam bir hadislerinde El cihadu madin ile yevmul kıyame buyuruyor. Yani kıyamete kadar cihat devam edecektir. Cihat cehd göstermek, gayret etmek. Allah yolundaki mücadelenin genel ismi. Bu yeri geldiğinde Bedir gibi savaşlı olur. Yeri geldiğinde Hudeybiye gibi bir barışlı olur. Yeri geldiğinde tebliğ tarzında Allah'ın dinini insanlara tebliğ etmek bu şekilde olur. Mesela Hazreti Mus'ab, peygamberimizin sahabilerinden, muhacirlerden, kendisi Medine'de İslam'ın tohumlarını saçan kimsedir. Ve o güzel anlatımıyla Medinelilerin gönlünü fethetmiş, onların İslam'a ısınmasına vesile olmuştur. Burada bir kılıç yok, bir mızrak yok, bir silah yok ama o cihad ediyor. İşte tebliğ etmek, Allah'ın dinini tebliğ etmek, bu da bir cihattır. Günümüzde de cihat devam etmektedir. Ve elhamdülillah ülkemiz uzun zamandan beri savaştan uzak bir barış ülkesi olarak yoluna devam etmektedir. Savaş doğrudan istenen, sevilen bir şey de değildir. Yakın tarihimizde İstiklal Harbi yaşanmıştır. Ve 1974 yılında küçük bir savaş olarak Kıbrıs Harekatı yaşanmıştır. Bunun dışında doğrudan başka bir devletle bir savaş şeklinde bir durum söz konusu değildir. Ama cihat bütün zamanlarda vardı. Şu anda da cihat yine devam etmekte. Diyelim televizyonlarda bir kısım televizyonlar İslam dışı yayın yapmayı kendilerine bir politika edinmiş, bir gaye edinmişken İslam'ın güzelliklerini anlatmaya çalışanlar da buna mukabil cihat etmektedirler. Merhum Necip Fazıl'ın Oluklar Çift, birinden nur akar birinden kir dediği gibi
Gerçekten bir kısım insanlar ortalığı kirletmeye çalışıyor, bir kısmı da temizlemeye çalışıyor. Bu manada toplumumuzda cihat devam etmekte. Evrensel bir cihat olarak Allah'ın dininin dünyanın her tarafında anlatımı devam etmektedir. Ve Allah yolunda yapılan bu mücadelelerin elbette mali boyutu da vardır. İşte bir kısım insanlar zengindir ve ehli imandır. İmanından gelen kuvvetle ve imanın gereğiyle o maddi imkanlarından bir kısmını Allah yolunda mücadele için bunlar sarf etmektedir. Ve diyelim öğrenciler için yurtların yapılması, Allah'ın dininin anlatılacağı müesseselerin yapılması, camilerin yapılması, eğitim faaliyetlerinin yapılması, kitapların neşri, dağıtılması, bu gibi durumlar hepsi mali boyutu da olan birer durumdur. Ve bu fedakarlığı gerektirir. Allah-u Teala ilgili ayetlerin son bölümünde insanlardan bir kısmının cimrilik yaptığına dikkat çekti. Yani bir kısmınız da var ki cimrilik yapar. Ama cimrilik yapan kendi aleyhine bunu yapmış olur. Yani cimrilik yapmakla kendine bir faydası olmaz. Vermediği zaman kazanacak değildir. Verenler kazanıyor. Dünyada da ahirette de. Vermediği zaman diyelim dünyanın en zengini kimse de olsa vefat ettiğinde artık 5 kuruşu yoktur. Ve para zaten ona fayda vermeyecektir. Dolayısıyla gerçek zengin Allah'tır. Vallahu'l gani ve entumul fukara. Allah ganidir. Siz ise fukarasınız. Madem öyle ve madem elimizdeki mal bizim için bir emanet, bu emaneti Allah yolunda kullanmak, Allah yolundaki hizmetlerde, mücadelelerde değerlendirmek gerekiyor. Bu yapıldığı zaman biz de Allah yolunda yapılan mücadelelerden hissemizi almış oluruz ve böylece diğer insanlara faydamız olur. Ve emri bil maruf nehyanil münker tarzındaki faaliyetlerde bizim de katkımız olur. Çorbada tuzumuz bulunmuş olur. Ve böylece biz de bununla iftihar ederiz. Allah yolunda mücadele insana şeref kazandıran bir durumdur. Normalde insanlar kendi menfaatlerinin takipçisiyken bu gibi mücahid insanlar başkalarına faydalı olmaya çalışır. Başkalarının da iman, İslam nimetlerini, istikamet nimetlerini elde etmesini isterler. Ve elde etmeleri için de bütün gayretlerini gösterirler. Cenab-ı Hak bizi Allah yolunda daimi cihad eden ve ona göre hayatını tanzim eden bahtiyarlardan eylesin. Bir başka programımızda beraber olmak ümidiyle hayırlı günler diliyorum.